Mersin demek. Kız Kalesi demek. Mersin'in en önemli sembollerinden biri. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu nefis Kız Kalesi. Yaklaşık 600 metre açıkta bulunuyor kıyıdan ve bakar mısınız ne kadar güzel bir görüntü. Hayran kalmamak elde değil Ali Bey. Nasıl bir güzelliktir burası? Evet, Mersin'imizin göz bebek turizm merkezlerinden bir tanesidir. Kız Kalesi 1199 yılında 1. Leon tarafından inşa edildi. Buradaki herkes bunun Kız Kalesi efsanesini merak ediyor. Evet. Bence Kız Kalesi yani, neden yapıldı? Neden denizin ortasında böyle bir kale var? 1. Leon'un çocuğu hiç çocuğu olmuyor ve büyük bir çocuk gözlemi içerisindeydi kendisi. Ve yıllardan sonra bir kızı oldu. Ve kızını el bebek gül bebek büyütürken, gözünden sakınırken bir gün şehre bilici yani büyücüler veya falcılar diyelim. Bu hikaye bilici olarak geçer. Bilici geldi. Kızı görünce bilicinin yüz şekli ve morali o kadar çok bozuldu ki kral bunu fark etti. Hemen sordu. Biliciyi sıkıştırdı. Ne gördün dedi. Çabuk söyle. Dedi kızın dedi ölecek. Bir yılan sokmasıyla ölecek diyor. Ve sen kral olarak bunu engelleyemeyeceksin. Şimdi bilici bunu canı pahasına da olsa söylese, bunun gerçeklik payının olduğunu düşünerek kral ne yapabilirim diye düşündü. Burada küçük bir adacık vardı. Evet. Hemen bu adacığın üzerine kızına özel bir kale yaptı. Hizmetçileriyle beraber burada yaşamını idame etsin diye. Onlara bütün ihtiyaçlarını gördü. Ama kızı bu bölgede yetişen beyaz üzümleri o kadar çok severdi ki babasından beyaz üzüm istedi. Ve babasının gönderdiği o beyaz üzümlerin hizmetçilerinden de çalarak odasına götürdü. Daha çok yemek için ama sepetten yılan çıkarak yine kaderi kızı yılan sokarak öldü. Tabi bu benzer hikaye İstanbul Kız Kulesi içinde söylüyorlar. Evet, ben de öyle bir şey duymuştum. Ama yani bu işin aslı, gerçek hikayesi budur. Oradaki bir kuledir. Kuleyi parlatmak için. Ama gerçekten Kız Kalesi'nin efsanesi bizim Mersin'imizin Erdemli ilçesinin Kız Kalesi'ndedir. Evet. Siz de bu efsaneyi, bu güzel kumsalları yaşamak istiyorsanız sizleri yıl 12 ay buralara bekliyoruz. Kesinlikle. Aslında en güzel gezilecek zaman kültür turizmi için tam bu mevsim. Terlemeden püfür püfür bir havada geziyorsunuz. Yazın geldiğiniz zaman da terliyorsunuz, geziyorsunuz, denize giriyorsunuz. Bölgemizde turizm yazın Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül deniz, kum, güneş şeklinde. Şu anda Türkiye'nin her yeri karla kışla kaplıysa da bizim buradan 15 Ocak'ta günlük güneşlik ve bütün kazak, ince bir kazakla. Evet, ince bir kazakla bu bölgedeki bütün tarihi kültürü ve trekking rotalarını ve deneyimleme turlarınızı bu güzel havada yapabilirsiniz. Yazın sıcakta daha farklı bir ortam vardır bizim burada. Gerçekten çok güzel. Tarihin, kültürün, denizin, doğanın birleştiği yer Mersin. İşte şu anda da Erdemli'deyiz. Mersin'in en önemli ziyaret noktalarından biri Kız Kalesi. Tabii hikayeler bitmiyor. Nice medeniyetler gelmiş ve bu kale hep kullanılmış. Bir ara korsanların gelip onların sığınma yeri olarak kullanılmış. Ardından farklı amaçlarla yine bölgenin korunması amacıyla kullanılmış. Ve bugün de turizmin en önemli duraklarından biri. Çok gitmek istiyorum. Bana da soracaksınız Özlem, Kız Kalesi'ne gidiliyor mu diye. Evet, normalde buraya gelen turistler hemen buradan kalkan teknelerle Kız Kalesi'ne ulaşabiliyorlar. Ama biz bugün sanırım biraz şanssızız. Tekne bulamadık. Ama siz geldiğinizde zamanınız da varsa muhakkak kalenin içine gidin derim. İşte karşınızda dünyanın en güzel kalelerinden biri, denizin ortasından yükselen Mersin'in Kız Kalesi.